3 kilo fıstık kadayıf aldım efendim. Kalabalık bir aileyiz. Misafirlerimiz pek fazla. Kadayıf tatlısı. Kurma kadayıf. Fiyatları vallahi bayağı yüksek. Ne kadar aldın? 100 liraya aldım. 100 liraya aldım, 100 liraya. Kurma kadayıf, tatlı, 100 liraya aldım. Kadayıf aldım. Neydi? Cevizli. Sever misin? Çok severim. Bayramında olmazsa olmazı tabii. Evet. Fiyatlar nasıl peki? Uygun. Cevizli fiyatı şu an 40 lira, 50 lira. Uygun. En çok baklava mı kadayıf? Valla benim için fark etmez. Tatlı olsa fark etmez. Tatlı olsun taşlı. Evet, evet. Fiyatlara baktınız. Yok, ben eşim evde yapıyor. Ev tatlısı daha mı güzel? Tabii ki, tabii. Ev güzel. Evin organik katkı maddesi. Tabii ben bunları şimdi yanlış konuşmak istemiyorum. Tabii bunlar da güzel, en güzelini yapmak ister müşteri için. Her zaman olduğu gibi tarih 1994 2017. Yine aynı hizmet, yine aynı sektörde hizmetin daha iyi kaliteye taşıma niteliği içerisinde arzu ediyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu yoğun talepten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Aynı zamanda bayramlarını şu andan itibaren kutlarız. Hayırlı bayramlar, tatlı yiyip tatlı tatlı konuşmalarını nasip etmeyi diliyoruz Rabbül Aleminden. Abi 15 kilo da ver abi. Gakkoşlar tabii tatlıysa, gakkoşlar, zazalar, Elazığ'da bölgemizde, daha doğrusu Güneydoğu bölgemizde tatlı kültürü bayağı yaygın. Ta Osmanlı'ya dayanan bir kültürümüze dayanıyor. Ondan dolayı etten sonra tatlı yememek elde değildir. Kurbanı kestikten sonra inşallah güzel bir tatlı da ikram ettikten sonra lezzet kalitemiz vatandaş açısından daha tatmin olucu bir durumda nitelendirilir. Cevizli daha şey. Çünkü bu ara fıstık yüksek, fıstıklı yemesinler, cevizli yesinler. Malum biliyorsunuz ulusal medyalara da düştük. Fıstık gerçekten yani boykot edecek durumdaydık ama maalesef bayramdan dolayı, müşterilerimizin arzu isteklerini yerine getirmekten dolayı mecburi o şekil davranmak zorunda kaldık. Zam yok, bayramdan sonra zama devam. Dünyada yaşanan İslam aleminin zulüm içerisinde olduğunu, bütün İslam aleminin uyanıp da bir an önce İslam ülkelerinin birbirine sarılıp da bu gafletten kurtulması lazım. Yani sadece bizim burada tatlı satmamız bir şey ifade etmiyor. İslam aleminin bir an önce uyanması lazım. Bir an önce İslam Birliği'nin kurulması veyahut da ne bileyim ülkede insanlar ağlarken birilerinin bayram yapması da pek mantıklı değildir. O yüzden Arıkan'da, her tarafta, Suriye'de görüyoruz yani bunları. En azından ülkemize sahip çıkıp tek bir bayrağımız var. Başka yaşanacağı bir vatanımız yok. Onlar hadi bize geldiler, biz kucak açtık. Biz nereye gideceğiz?